Maddenin kimlik özelliklerinin korunduğu ve fiziksel özelliklerinin farklılaştığı değişim türü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın maddenin kimlik özelliği korunuyorsa arkadaşlar kimyasal bir değişim olmuyor demektir. Fiziksel özellikleri de değiştiğine göre fiziksel bir değişim meydana geliyor anlamı çıkar buradan cevap D olur. Aşağıdaki değişimlerden hangisinde yalnızca fiziksel özellik değişimi gerçekleşir? Asit bas tepkimesi kimyasal bir tepkimedir. Ekmeğin küflenmesi yine kimyasal bir olaydır. Demirin erimesi, Hal değişim olayları fiziksel olduğu için arkadaşlar bu fiziksel bir olaydır. Mayalanma yine kimyasaldır. Çimento harcının sertleşmesi. Çimento harcının sertleşmesi soğuyarak bir sertleşme, soğuyarak bir donma değil. Bakın o kimyasal bir süreçtir. Havadaki karbondioksit de e, çimento içerisindeki bazı maddelerin tepkimeye girmesi sonucu oluşur. Bu nedenle bu da kimyasaldır. Fiziksel değişimlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Maddenin fiziksel özellikleri değişir fiziksel değişimde. Maddeler farklı bir kimyasal türe dönüşmezler. Kimyasal özelliği yok olmaz fiziksel değişim sonrası. Mesela buzu erittiniz yine H2O'dur, yine H2O yani sudur. Maddelerin formülü değişmez. Evet, formüle değişmez. H2O yine H2O dediğim gibi gösterimi aynı olur. Bu nedenle 3'ü de doğrudur. Maddenin yapısında yer alan taneciklerin koparak farklı şekillerden birbirine bağlanması sonucu fiziksel durumda farklılar neden olup atomların iç yapısında farklılar neden olmayan değişim aşağıdakilerden Hangisidir? Bakın maddenin tanecikleri birbirinden kopacak ve farklı şekillerde birbirine bağlanacaklar. Fiziksel durumda farklılığa olacak. Ama atomların iç yapısında farklılığa neden olmayan değişim. Atomların iç yapısında bir farklılığa neden olursa nükleer değişim olurdu. Bir kere nükleer değişim değil demek. Peki taneciklerin farklı şekillerde birbirine bağlanması sonucu ne olacaktır arkadaşlar? Yapıda ne değişecektir? kimyasal özellik değişecektir. Çünkü bakın yapıdaki bağların zayıflaması veya yapıdaki bağların güçlenmesi gibi bir şey demiyor. Yapıdaki bağlar kopacak ve farklı şekillerde birbirlerine bağlanacaklar. Bu kimyasal değişim oluyor. Eğer erime, kaynama gibi durumlar olsaydı bağlar zayıflayacak, moleküller birbirinden uzaklaşacak derdik. Farklı şekillerde tekrar birbirlerine bağlanacaklar demezdik. Bu nedenle cevap burada ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyasal değişimi örnektir? Bir bileşin elementleri ayrışması kimyasal bir olaydır. Metan gazının yanması yanma zaten kimyasaldır. Camı kırılması fizikseldir arkadaşlar. Bir atomun veya iyonun elektron alması veya vermesi yine kimyasaldır. Elektron hareketiyle elektrik iletimi metallerin elektrik iletimi şeklidir. Bu, bu fizikseldir. Ama çözeltilerin elektrik iletimi yani iyon hareketiyle yapılan elektrik iletimi olsaydı o kimyasal olacaktı. Kaç tanesi kimyasaldır diye soruyor bize. 3 tanesi çıktı. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişimdir? Donma olayı sonucu suyun öz kütlesinin değişmesi. Bu taneciklerin birbirine bağlanma şeklindeki değişim değil de tanecikler arasındaki mesafe farklılığından kaynaklanan bir hacim değişimi söz konusu olur. Bu nedenle suyun öz kütlesi değişir. Yani hacimsel bir farklılık olacaktır. Bu da hal değişimi ile ilgili bir durumdur. Olay fizikseldir. Grizu patlaması demek arkadaşlar metan gazın hızlıca yanmasıdır. Bu kimyasal bir değişimdir. Yoğurttan ayrı neldesi fizikseldir. Yoğurda su katıp sadece karıştırırsınız. Peki kral oluşması yine fizikseldir nedir? Su buharının katı hale geçmesidir. Metallerin yani hal değişimidir. Metallerin elektrik iletmesi elektron hareketiyle olan bir elektrik iletimidir. Elektron hareketiyle olan elektrik iletimi ise nedir arkadaşlar? Fizikseldir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Fiziksel ve kimyasal değişim ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kimyasal değişimlerde maddenin molekül yapısı değişmez. Kimyasal değişimlerde maddenin molekül yapısı değişir arkadaşlar. Fiziksel değişimlerde değişmez. Fiziksel değişimlerde elektron alışverişi gerçekleşir. Hayır. Eğer öyle olsaydı iyonik bağ oluşumu olurdu ve o da kimyasal olurdu. Kimyasal olaylarda meydana gelen enerji değişimi genellikle fiziksel olaylarda meydana gelen enerji değişiminden daha yüksektir. Cevabımız bu nedenle B seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen bilgilerin Uygun kutu ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İyon hareketi ile elektrik iletimi kimyasal bir değişimdir. Birin nereye gitmesi lazım arkadaşlar? B'ye. Peki şuradan bakalım. Bir <laughs> burada B'ye gitmemiş, A'ya gitmiş. Şurada da A'ya gitmiş. Burada B'ye gitmiş. Burada B'ye gitmiş. Burada da B'ye gitmiş. Peki. <laughs> Kağıdın makas ile parçalanması bu da yine fiziksel bir değişimdir. Bu fiziksel bir değişimdir yani A'ya gitmelidir. Hepsini yazalım isterseniz ilk önce. Meyvelerin yetişmesi, bitkilerin büyümesi gibi olaylar kimyasaldır arkadaşlar B olacaktır. Sütten peynir eldesi bu bir mayalanma olayıdır yani kimyasaldır B olacaktır. Naftalin sümbülbüne pişirmesi bir hal değişimidir yani A olacaktır. Peki şöyle yapalım. 2'nin nereye gitmesi gerekiyor? A'ya gitmesi gerekiyor. Bu elendi. 2 A'ya gitmiş. 1 B'ye gitmiş zaten. Tamam. Burada da 2 A'ya gitmiş. Devam edelim. 3 B'ye gitmeliydi. 3 burada B'ye gitmiş. Burada da B'ye gitmiş. 4 B'ye gitmeli. 4 burada gördüğünüz gibi A'ya gitmiş. Burada 4 ne yapmış? B'ye gitmiş. Yani kimyasal bir değişim olmuş. 5 de A'ya gitmeli. 5 A'ya gitmiş. Cevap D olacaktır. Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişim değildir? Bakın bir yanma olayı kimyasaldır bir bileşik elementlerine ayrıştı kimyasaldır. Peki bir bileşik yine elementlerine ayrıştı kimyasaldır. Bunlar elektroliz olayıdır bir anlamda da arkadaşlar. Elektrolize kimyasal bir olaydır. Bakın burada ise bir bileşik iyonlarına ayrıştı suda çözünerek. Bu, bu ise fizikseldir. Tuzun suda çözünmesi fiziksel bir olaydır. Bakın burada bileşik elementlerine ayrışmada Dikkat edin iyonlarına ayrıştı suda çözünerek. Elementleri ayrışacaksanız yük olmaz böyle. Elementin yükü olmaz çünkü. Peki burada gümüş metalinin yandığı gösteriliyor. Yani oksitlenme kimyasaldır. Fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir maddenin yalnızca zayıf etkileşimlerin farklılaştığı gözleniyorsa, bir maddede yalnızca zayıf etkileşimlerin farklılaştığı gözleniyorsa fiziksel değişim meydana gelmiştir. Doğru. Bir maddenin yanıcılık, yakıcılık, asitlik, bazlık gibi özelliklerinde meydana gelen farklılık sonucu fiziksel ve kimyasal özelliğinde değişim meydana gelir. Doğrudur. Bu arada her kimyasal değişim aynı zamanda fiziksel değişimdir. Ama her fiziksel değişim kimyasal değişim olmaz. Daha doğrusu fiziksel bir değişim tek başına gerçekleşiyorsa bu bir kimyasal etki yaratmaz. Ama kimyasal değişim olduğu zaman maddenin fiziksel özelliği de değişir. Bir bağın kırılması için 40 kJ değerinden daha düşük bir enerji harcanıyorsa zayıf etkileşim kırıyorsunuz demektir. O zaman meydana gelen değişim fizikseldir doğrudur. Elektron ortaklaşması sonucu meydana gelen değişim elektron ortaklaşması bir kovalent bağ oluşumu meydana getirecektir. Yani kimyasal bir olaydır. Güçlü bir bağ oluşuyordur. O zaman kimyasaldır. Doğru. Nötr bir atomun iyon haline dönmesi sonucu atomun kimyasal özelliği değişir. Bakın ne demiştik? Atomların elektron alması ya da vermesi veya iyonların elektron alması ya da vermesi kimyasal bir olaydır. Kimyasal özellik değişir. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim? değildir. Fotosentez kimyasaldır. Suyun elektrolize uğraması elektroliz olayı kimyasaldır zaten arkadaşlar. Ekmeğin küflenmesi yine kimyasal. Gökkuşağı oluşumu ışığın kırılmasıdır, fizikseldir. Yağlı boyanın kuruması da yine kimyasal bir süreçtir, kimyasal bir olaydır. Aşağıdaki özelliklerden hangisi maddenin fiziksel özelliklerindendir? Kimyasal reaksiyonlara yatkınlık kimyasal özelliğidir arkadaşlar. Yanıcılık yine kimyasaldır. Yakıcılık, asitlik, bazlık da kimyasaldır. Özkütle fiziksel bir özelliktir.